İstanbul Eminönü iskelesinde geçtiğimiz Ocak ayında 40 günlük bebeğini denize atan Fatma Karataş ve gayri resmi eşinin yargılandığı davada mahkeme heyeti tüm araştırmalarına rağmen cesedi bulunamayan Tuğçe bebek için yeni bir adım attı. Ve bir soruşturma başlattı. Akli dengesinin yerinde olmadığını savunuyor anne. Anne için rapor bekleniyor. Peki bebeğini denize atan anne akli dengesi yerinde değil raporu alırsa ne olacak? İşte uzmandan sorduk bizde. annesinin denize attığı 40 günlük bebek için mahkeme yeni adımlar attı. Olay bu yılın Ocak ayında yaşandı ama hala bir sonuca barılamadı. 40 günlük bebeğini Fatma Karataş denize attı. Bebeğin cesetine hala ulaşılamadı. İşte bu nedenle mahkeme olay tarihi ve takip eden günlerde denizden çıkarılmış yeni doğmuş bir bebekle ilgili soruşturmaların olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Ve mahkeme bebeğini denize atan anne yani sanık Fatma Karataş'ın adli tıp kurumuna gönderilerek akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını istedi. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Vapur iskelesinde görevli tanığın ifadesini göre Fatma Karataş saat 6.30 sıralarında iskeleye geldi. Deniz kenarına ve elinde bir puset vardı. Puseti denize bıraktı ve ardından o görevliye şunları söyledi. Akli dengem yerinde değil, bebeğimi kaybedi. 3-4 gün oldu ve bebeğimin eşyalarını denize attım dedi. Akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin algı uyandırmak için böyle bir profil çizebiliyor. Ama burada biraz atipik bir durum var. Hemen eylemden sonra sanığın bu meyanda beyanları var. Yani anneye akıl sağlığı yerinde değil raporu verilirse ceza almayacak. Adli Tıp Kurumu'ndan bu cevap gelecek. Adli Tıp Kurumu derse ki ceza ehliyeti yok, akıl hastalığı var, iyi kötü ayıda edemiyor, aklı uygun hareket edemiyor. Ceza ehliyeti yoksa bu durumda bir tedavi süreci başlayacak. Oğlum var onu öldüreceğim sonra. Oğula karşı tehdit olarak Türk Ceza Kanunu 106.1 uyarınca bir ölümle tehdit olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer ceza ehliyeti varsa ve oradan da bir soruşturma hakkında açılabilinir. Şimdi gözler bu ay içerisinde Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek akıl sağlığı raporuna çevrildi.